patates çiftçisi perişan. Depolarda patates kaldı. Geçtiğimiz yıl patatescileri terörist diye deposunu basan bakan bu yılda yurt dışına gidişine engel koyunca rekolte fazla olduğu için depodaki patates çürüme noktasına gidecek. Çağrıda bulunuyoruz. Toprak Mahsulleri Ofisi maliyetini olsun, ürünü çiftçiden alsın diyoruz. Yanımızda bir çiftçi arkadaşımız evet. var. Maliyetini kaç lira bunun? 900 lira vekilim. Tonu 900 lira. Evet, 900 Peki lira. Kaça sattın? 850'ye sattım. 850 yani 85 kuruşa 90 kuruşa mal olan patatesi satamıyorlar. Perişan durumdalar. Seneye ekecek mi? Zor. Zor vekilim. Gübre de zor alabiliriz. İlaç da zor alabiliriz. Ekemezdik. Mazot da zor alabiliriz. Mazot da satın başına aldı gidiyor. Zor alırız. Niye de patatesin deposu çalışan arkadaşlarımız burada. Bunlar şimdi arka taraftaki depoda patatesi çuvallıyorlar. Onların da derdi yevmiyeleri patates para etmeyince düşük kalıyor. Gelirimiz yok diyor. Öyle mi? Öyle. Para da ödenmiyor vekilim. 80 kuruşa çalışıyoruz. 80 lira bizim üstümüzün başımızın baktığına gitmiyor. Tüp alamıyorlar vekilim. Tüp. Hayat pahalı da size. Hayat pahalı. Alıyor 80 lira pişitmiyor. Bir çayla bir şey gerekmiyor. 2 kilo. Tüp itmiyor. Bir şey itmiyor. İktidar bunu görsün. Niğde'deki patatesin çürümesini engellesin. Çiftçinin mağduriyetini gidersin. Girdi fiyatları yüksek. İlaç, tohum. Bunun yanı sıra sulama, elektrik, mazot, gübre tümünün maliyetinin etkisiyle üretici artık üretimden uzaklaşıyor. Ekenler de çaresizlikten ekiyor. Bu mağduriyeti iktidarın görmesini istiyorlar. Ama iktidarın bakanı olan bitenden haberdar değil. Traktörlerimiz mi gidiyor vekilim burada alıyor işte öderik diyor bunlar. Bankalara borcumuz boş, var. Boş duruyor halen duruyor. Faize gidiyor. Faize gidiyor tabii. İcralık olan çiftçi çok. Çok çok burada çok. Evet. Birisi barbar da. Boşuna gitme.